Çok güzel olmuşsun. Ya tamam. Ağlamanın sırası değil şimdi. Daha saçım yapılacak, makyajım yapılacak. Yani bir sürü işimiz var. Değil mi? Hadi. Hadi. Kuyruğuna bak. Çok güzel. Alo. Canım bak şimdi bana acil bir gelin buketi lazım. Ama acil ötesi. Ya abi kusura bakma ama biraz son dakika oldu ya. Şimdi kimsesiz gitmek istemedim nikaha. Tamam kardeşim sıkıntı yapma ya. Seni yalnız bırakmayız orada öyle sahipsiz sahipsiz. Geliriz biz oraya. Hadi eyvallah. Eyvallah abi sağ olasın ya. Ali! Buyur abi. Lan Şadiye ile Zafer'in nikahı var. Evde hediyelik bir şey var mı? Vallahi arabalar marabalar var da çok olmasın onlar. Ne arabası oğlum kasada bir şey yok mu lan? Var. Nasıl bir şey olsun? Hafif bir şey mi, ağır bir şey mi? Hani yürü git. Şadiye ile Zafer'in nikahı varmış. Deniz'le Narin de onların yanında. Öyle sahipsiz bırakmayalım onları hadi. Eli boş gidilmez bir şey alıp öyle gidelim bari. Haliyle bir şey yapmak lazım tabii. Hadi Azuman yürüyün. Ali sen burada kal. Rıfat götürür bizi. Sen Sinan'ın başında beklersin. Kıpırdarsa vur gitsin. Abi şimdi Rıfat'ın yapacağı iş değil. Sinan'ın başında da bir ton adam var zaten yani. Doğru söylüyorsun. Bu böyle kuru kuruya benim işime sinmedi. Bir hazırlık yapın. Şadiye'ye bir şenlik yaparız evde. Tamam abi. Ah anasını satayım. Rıfat'ın elinde de sihirli değnek var. Sana iki saatte düğün hazırlasın. Hadi koçum Rıfat. Sen şu işi hallet. Sana karada ölüm yok. Hazır mı Şadiye? Hazır hazır. Rujunu süreceğim o kadar. Hah, hadi. Ha Irmak ne yapıyorsun? Geliyorsun değil mi? Evet ablacığım hazırlandım şimdi. Çıkacağım birazdan. Ha bak şimdi ne diyeceğim. Gelirken böyle kocaman bir çiçek yaptır. Bir de benim yatak odasında şifonyerin gözünde bir saat var. Böyle beyaz altın üzeri pırlanta taşlı. Yuh. O kız o saat mi? Biraz abartmıyor musun ablacığım? Sana ne ya? Sen benim işime niye karışıyorsun? Al onun yanında kutusu da var. Ambalaja gerek yok direkt takacağım. Bak bir daha geç kalma sakın. Can gitti mi? O da burada. Beraber geleceğiz nikah. Ha, o da mı geliyor ya? Tamam. Tamam hadi bir de orada ol ha. İyi hadi görüşürüz. Tamam. Gelecek tabii canım. Arkadaşı sonuçta. Yakın arkadaş. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Ben de eve gideyim. Üstüme başıma çek düzen vereyim. Oradan geçerim. Tamam mı? Tamam. Burada can. Bir de unutma. Tamam. Çok teşekkür ederim bu arada. Senin yerinde başkası olsaydı bu tavrının olumlu geri dönüşleri olacak. İnan bana. Hadi inşallah. Nikahta görüşürüz. Görüşürüz. Asla yedirmem ben bu saati o sokak kadınına. Değerini bilmez ki. Bu neyine yetmiyor? Damat Bey de geldi. Hoş geldin Zafer, gel. Hoş bulduk Deniz abla. Şadiye hazır mı?
Hazır sayılır. Hah, Nal. Hoş geldin Zafer. Hoş bulduk Narin abla. Ya biz bir başımıza gidip imza atıp evlenecektik ya. Ya hazırlıksız oldu böyle. Bilseydim başka türlü hazırlık yapardım yani düğün falan. Ne olacak canım, biz yabancı mıyız? Yok canım, öyle tek başına gidip imza atmalar falan zaten. Değil mi? Olmaz yani. Şunu baştan söyleyeyim Zafer. Şadiye sahipsiz değil. Hani yani her ne olursa olsun onun bir ablası var. Değil mi? Unutmayacağız bunu. Unutmak mümkün mü? Hadi Nalan, sen al, gecikiyoruz. Gel Zafer, gel canım. Şadiye, geldi damat hadi. Abla yapma. Bak beni de ağlatacaksın, makyajım akacak sonra. Canım hep çok mutlu ol, tamam mı? Her şey gönlünce olsun hayatta. Şadiye hep çok mutlu ol. Olacağım abla. Çok mutlu olacağım. Şimdi çok daha güzel olmuşsun. Bir şey söylemeyecek misin? Nasıl buldun? Çok yakışmış. Gelin çiçeğimiz de geldi. Teşekkürler. Deniz abla, çok teşekkür ederim ya, gerçekten. Ay, hadi saçını bozacağım şimdi. Hadi geç kalacağız, çıkın siz. Nari sen de onlarla çık, ben kapıyı bacayı kapatıp gelirim, hadi. Tamam. Çabuk ol. Ya kızım, nereden çıktı bu gelinlik falan ya? Ben de sizinle geliyorum. Ben kullanırım. Gelin arabasını damadın kullandığı nerede görmüş? Yani gelin arabası demeye bir şahit ama. Hadi. Böyle olmaz biliyor musun? Seninle çok ciddi bir şey konuşmam lazım. Ben ölüyorum sana. Böyle gözümü açsam sen, kapasam sen, çok fena aşık oldum ben sana. Sahi mi abla? Aşık mı oldun sen bana? Şadiye, için etme hayalini, tamam mı yani? Gözünü kapadığında da mı Fırat abiyi görüyor? Ay Şadiye, ay. Görüyorum işte, var mı diyeceğim. Sanki ben çok mu istiyorum sanıyorsun her gözümü kapattığımda onu görmeyi? Ama ne yapayım? Bak işte orada duruyor. Bana bakıyor. Böyle uzaktan uzaktan gülüyor yüzüne. Elini uzatıyor. Narin diyor. Başka ne diyor kız? Abi. Abi ya. Kim o gözünü kapatıp sayıkladığın yer ha? Kimse. Narin, bana yalan söyleme, kırarım senin bacaklarını. Ya yalan borcum mu var sana? Oyun bu, oyun. Evet abi, oyun bu. Okuldan öğretmen şey etti bunu. Biz bir şey hazırlıyoruz böyle ondan sonra oyun. Ondan sonra ben de rolüme çalışıyorum burada. Kör bir kızla oynuyorum ondan dolayı. Ne biçim oyunmuş bu ya? O biçim işte abi. Ne demek lan o biçim ha? Bana bak Narin. Annem pazarı diye çıkmış. Evde kimse yok. Babam çağır kızları gelsin yemek ısıtsınlar dedi. Sanki evde çok yemek var da bir ısıtması eksik kaldı. Hadi Narin, hadi. Yani bir rolümü çalışamadım. Teşekkürler. Thank you.
ki geldin kız. Ölecektim açlıktan. Afiyet olsun. Olsun. Recep dur. Elin ayağın bir dursun. Recep çocuklar gelecek. Yürü. Allah Allah. Neredesiniz lan siz? Ha? Ümmü ablanız ölmese öleceğim açlıktan ya. Allah cezanızı vermesin ya. Ne biçim çocuksunuz ya? Afiyet olsun. Ben gidem. Annem yokken gelir gider oldu bu Ümmü abla da. Kadıncağız iyilik namına şey yapıyor. Baba. He. Biliyor musun Narin oyun oynayacakmış. Ne oyun lan? Vallahi bilmiyorum. Öğretmen söylemiş. Öyle aşık maşık diyordu. O ne sana kız? Tepede ne güzel oynuyordun. Kör bir kız oynayacakmış baba. He. Oyna bakayım lan. Artist mi olacaksın? Gel. Bak, görüyorum onu. O da beni görüyor. Ha. Öyle uzaktan uzaktan gülüyor bana. Ellerini uzatıyor. Narin diyor. O da beni seviyor, biliyorum. Gözlerim görmese bile seviyorum onu. Seviyorum. Seviyorum. Aferin lan, ne güzel anlıyor. Bu da böyle bir dünya klasiklerinden şey. Güzel, sevdim. Ben ne yapayım, şey yapayım? Çay koyayım. Koy. Kalk kızım. Aferin. Dünya diyor, klasik diyor, bir şey diyor, seviyorum diyor, oynuyor. Sen top oynayamıyorsun, topa vuramıyorsun. Abi reye. Ay, ye. Fırat öğrenmeden babam öğrendi onu sevdiğimi. Bak göreceksin. Fırat'ta benim aşkım böyle dünya klasiklerinden olacak. Hem de en efsanesinden. İnşallah. Demişsin değil mi tek başına kalabileceğini? Kalırım tabii canım. Olacak. Hazırım ben. Tamam hadi. Yavrum görüşürüz biz. Döneriz akşam artık ölmez dakikamızda. Öyle deme öyle ya. Lafın gelişi söyledim ben. Can beni. Ne oldu? İçinden mi geldi sabah sabah? Abi, ben seni çok seviyorum. Çok fazla biliyorsun değil mi? Biliyorum tabii Şadiye. Abi ne seni çok seviyor. Hadi, görüşürüz akşam. Görüşürüz akşam. Pes etmeyeceğiz Şadi, tamam mı? Mehmet'in de pes etmesine izin vermeyeceğiz. Senin de güçlü olman gerekiyor. Bak bu süreçte sana da çok iş düşüyor. Ya ben ne yapabilirim ki? Bir kere kesinlikle onun yanında ağlamayacaksın Şadi. Yalnız başınayken ne yaparsan yap. Ama asla onun yanında ağlama, tamam mı? Bak Şadi, üzüntü bu hastalığın en büyük düşmanı.
Allah'ım ne yapacağım ben ya? Yavrum. İyisin sen. Ben iyiyim de. Ama uyudum be Şadiye ya. Ben iyi olmasına iyiyim de. Sen niye ağlıyorsun yine? Ha? Ne oldu yine, ne oldu? Kurumadı gitti ya, şu göz pınarların kurumadı gitti. Yine dinlemiyorsun hiç abini. Ağlıyorsun. Şadiye, çocuğun iyi. Hem de çok iyi durumda. Abi, nerede o? Bir kerecik görseydim uzaktan. Kaç kere konuştuk bunları. Geçmişe mazi, geleceğe niyazi derler. Oho Şadiye, yine senin yüzünden geç kaldım ya. Yani ne yapıyoruz? Önümüzdeki maçlara bakıyoruz. Tamam. Ben antrenmana kaçtım. İyi bak kendine. Tamam. Sınavlar başlayacak, burada çalışacağım. Sen nasılsın? Kötü işte. Yani vurulma olayı kötü oldu. Burada mı kalıyorsun? Yok. Şadiye ile nöbetleşe duruyoruz. Cumartesi ya, ondan. Kaçta uyuyor abin? Bilmem. İlaçlardan falan. 9'da uyuyor. Akşam aşağı insene. Arabayı park ederiz, biraz parkta dolaşırız. Ne dersin? Hı? Ne haber Babir abi? İyidir Fırat. Geçmiş olsun Narin. İstanbul'daydım da bir iş için. Annem aradı, hemen geldi. Ben Mehmet'i bir göreyim. Babir abi, içeride kulüp başkanıyla Necati amca var da konuşuyorlar. Sen istersen sonra gel abi. Öyle olsun. Gerginlik çıkmasın diyorsun ha? Hikmet Baba bizi kapının önüne koysa da her zaman baş tacıdır. Çok iyiliğini gördük. Sen iyi misin? Bir şeye ihtiyacın var mı? Karnın falan aç mı? Yok Babir abi, yedim sağ ol. Mehmet'in canı bir şey istiyor mu? Böyle kuru yemiş meyve suyu falan alayım mı? Yok, hiç bir eksik yok, sağ ol. Derslerinden geri kalmıyorsun değil mi? İyi, Şadiye ile işte nöbetleşe şey yapıyoruz. Hani cumartesi ya ondan. Ben gidip bir şeyler alıp geleyim. Ne oluyor ya? Nereden tanıyorsun sen bu adamı? Bizim mahalleden. Karşı komşu. Sen uzak dur ondan. Ben onun ciğerini bilirim. Babamın adamıydı o. Yaramız herifin tekidir. Babam geçen sene kovdu onu. Öyle mi? Çok iyi insandır aslında. Yani öyle kendi kendine mahalleyi koruma huyu var işte. He, koruyor. Onun sahip çıktığı şeyleri ben bilirim. Öyle senin etrafında dolaşıp kafasını kırdırtmasın kendisini bana. Ne? Ne gülüyorsun ya? Çok mu komik? Ya komik biraz. Şimdi ben sana sorarım akşam aşağıda. Komik bir şey. Ben
Hadi göreceksen gör de gidelim. Arabada bekliyorum. Yürü. Bu ne hali oğlum ya? Geçmiş olsun. Narin. Hı. Babam gelmedi hiç. Geldi. Sen uyuyordun. Affedin gençtir dedi herkese. Sallama kız. Al şunu. Ya vallahi bak, vallahi geldi diyorum ya. Hem sen şimdi sıkılma bunlara. Hadi boş ver, yat uyu. Bak bu kırıkların var ya, en büyük düşmanı stres sıkıntı. Vallahi bir tane hormon var, büyüme hormonu somatotropin. O gece uyurken faaliyete giriyor. Tamam mı? O yüzden bütün o vücutta ne varsa kırık çıkık hepsini iyileştiriyor. Ben sana ışığı da kapatayım. Bu ışık var ya ışık. Uyumamızı sağlayan melatonin hormonunu salgılamamızı engelliyor. Vallahi o bakımdan iyi. Klayt! Yeter be. Üf. Vallahi bir kelime daha dersen kafanı kıracağım ya. Allah Allah. Ya kız varken yemin okula gitmeye gerek yok ya. Ayaklı açık öğretim kanalı. Kesintisiz neşriyatta. Yok yok. Hadi sen uyu uyu. Viski. En iyisinden denemek ister misin? En iyisi buysa yandım ya. Alışırsın. İstersen sana kaliteli şeylerden zevk almayı öğretirim. Hı? İleride lazım olur. Niye? Çünkü bu kasabadan başını çıkardığın zaman İnsanların iyi şeyler yiyip içtiği, büyük paralar döktüğü, hayattan zevk aldığı bir dünyaya girdiğin zaman şaşırmaman için. Ha? Ben öyle bir dünyayı televizyonda bile göremem ki. Bence öyle düşünme. Hedeflerini yüksek koy. Sen kaderine razı olacak kadar salak biri değilsin. Tadına böyle baksana. Sana yemek yapmak isterim. Çiftlikte kimse yok. Yalnız kalıyorum. Ne dersin? Hı? Thank you.
bu arabaya? Kim yaptı lan bunu? Dağ başı mı lan burası? Kim yaptıysa çıksın lan! Hedeflerini yüksek koy. Sen kaderine razı olacak kadar salak biri değilsin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.